Merhabalar arkadaşlar. Köşe Bilgi Yayınları'nın AYT kimya denemesinin dördüncüsünü çözeceğiz arkadaşlar. Dördüncü denemeye başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz hemen gelsin bakalım. Birinci soruda şöyle diyor. 3D alt enerji düzeyinde elektronun baş kuantum sayısı N, açısal momentum kuantum sayısı L ve manyetik kuantum sayısı ML değerli nedir? Arkadaşlar 3D bakın zaten baş kuantum sayısı nedir? Önünde yazan sayıdır. N eşittir 3, hepsinde 3 zaten. L değeri D orbitali belirliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz L değeri 0 olduğu zaman S'dir bu. L değeri 1 olduğu zaman P'dir. L değeri 2 olduğu zaman D'dir. L değeri 3 olduğu zaman da F orbitalini temsil ediyor. Bizim orbitalimiz D orbitali olduğuna göre L değerimiz 2 olacak. 2 şıkta düşürdük. L değerlerine göre ML değerleri bilinir. Uzaydaki yönelimi belirler ML değerleri, manyetik kuantum sayısı. L değeri 2 olduğu için ML değerleri eksi L ile artı L arasında değer alır. Bizim L değerimiz 2 olduğuna göre demek ki eksi 2 ile artı 2 arasındaki 5 değeri alacak. Bunlar kaç tane orbital olduğunun göstergesi. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olmak üzere toplam 5 tane D orbitali olduğunu, bunların yönelimlerin uzaydaki farklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu ML değerlerinden bunu da söylemiş olalım. Evet, E şıkkını işaretledik. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Diyor ki ikinci sorumuz arkadaşlar, baş grup elementi olan, yani hangi grupta? A gruplarında olduğunu söylüyor. Atom numaraları birbirini takip eden X, Y, Z, T, K ve Q elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjinin atom numarası grafiği verilmiştir. Bakın şurada K'dan sonra ciddi bir düşüş var ya arkadaşlar, burada periyot değişiyor. Şöyle oluyor yani, burası 8A, o zaman burası 1A. Bu da giderek yani birbirini takip ettiği için işte T 7A'dır. 6A, 5A bakın küresel simetriden dolayı istisna durumu da sağlıyor gördüğünüz gibi. X de 4A grubundaki elementimiz diyoruz. Peki buna göre hangisi yanlıştır demiş bakalım. Q ile T iyonik bağlı QT bileşini oluşturur. Q arkadaşlar 1A grubunda artı 1 yükseltgenme basamağına sahip olacak. T de 7A'da eksi 1. Ne olacak bunlar? Elektron alışverişi sonucu iyonik bağlı QT bileşini oluşturacak. Doğru söylemiş. Atom yarıçapı en fazla olan Q elementidir. Q elementi arkadaşlar periyodu X, Y, Z, T ve K'dan bir periyot arkadaşlar fazla. Daha altta. Altta olunca yörünge sayısı, en büyük baş kuantum sayısı daha büyük ve bundan dolayı da çapı daha fazla. Çap kıyaslarken önce neye bakıyoruz? Periyoduna bakıyoruz. Periyodu büyük olan çapı büyüktür. Periyotlar eşitse devreye atom numarasına bakmak geliyor ki orada da küçük olanın daha büyük olduğunu söylüyorduk aynı periyottaysa. Atom yarıçapı en fazla olan Q elementi olduğunu olduğu periyodu büyük çünkü. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisinin Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisinden büyük olmasının nedeni Y'nin son orbitinin yarı dolu olmasından kaynaklanır demiş arkadaşlar. Şimdi Y'deki normalde biz işte 1A'dan 8A'ya doğru gidince yoğunlaşma enerjisinin artmasını beklerken 3 aşağı 5 yukarı kuralı geriye yani 3A ile 2A ile 3A yer değiştiriyor. 5A ile de 6A yer değiştiriyor. Yani 3A'nın daha yüksek olması gereken 2A yüksek oluyor. 6A'nın yüksek olması gereken burada da grafikte de görüyoruz 5A'nın yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun nedenini söylemiş. Bunun nedeni Y'nin yani 5A grubundaki olan elementin orbitalin yarı dolu olmasından. Evet P nedir? 3 ile biter biliyorsunuz 5A grubu. Hepsi son orbitalin yarı dolu olduğu için küresel simetrik özellik kazanır. Küresel simetri de atoma kararlılık kazandırır. O yüzden doğru bir ifadedir. Z ve Q'nun en büyük baş kuantum sayıları aynıdır. Z'nin ve Q'nun. Nerede Z elementimiz? Z elementimiz arkadaşlar 6A grubunda ama üst periyotta. Q elementi de alt periyotta 1A grubunda. Yani periyotları farklı. Periyotları farklı olması ne anlama geliyor? En büyük baş kuantum sayılarından farklı olduğunu gösteriyor. Q'nun en büyük baş kuantum sayısı Z'den bir fazladır arkadaşlar. Bir alt periyotta olduğu için cevap denizli. K'nın elektron dağılımı P6 ile biter. K 8A grubu elementidir sonuçta. 8A grubu olduğu için son orbital dizimi P6. Burada helyum olamaz mı diye sorabilirsin. Helyum olamaz arkadaşlar. Çünkü helyum olursa zaten öncesinde daha fazla element olamaz. Helyumdan önce sadece bir hidrojen olabilir. Bunlar atom numaraları birbirini takip ettiği için daha helyum olamaz. O yüzden diğer soy gazlardır. Onlar da P6 ile biter diyoruz cevabımız. O yüzden değişik arkadaşlar. Devam ettik. Üçüncü sorumuz gelsin. Gazlarla alakalı bir sorumuz var. Diyor ki şöyle bize bir şekil vermiş arkadaşlar. Burada oksijen gazının mol sayısının hesaplanabilmesi için hangilerinin bilinmesi yeterlidir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar gazların su üstünde toplanma sistemlerinde KCl3 katısı atılıyor. Parçalanıyor KCl katısına oksijen gazına. Burada oksijen gazı arkadaşlar
tüpten geçiyor ve cam burada tüpün üzerinde toplanıyor. Buradaki toplam basınç, cam tüpün üzerindeki toplam basınç, oksijenin basıncıyla su buharı oluşuyor. Bakın arkadaşlar, suyun içerisinde olduğu için. Bir de suyun buhar basıncının toplamına eşit. Ben oksijen gazının mol sayısını bulmak istiyorum. Bana demiş ki cam tüpe yapılan toplam basınç 407. Bunu vermiş mesela bize 407. Bana oksijen gazının basıncı ve suyun buhar basıncının toplamı 407 olduğunu anlamamı istiyor aslında buradan. Diyor ki şimdi bana mesela 27 derece suyun denge buhar basıncını verse, yani şunu pH 2 verse, işte A değeri olsun, bunu biliyorum. O zaman ben oksijenin basıncını bulur muyum? PO2'yi bulurum. Şimdi oksijenin mol sayısını bulacağım ya, PVNT yaparım onun için. Şu anda oksijenin basıncını biliyorum. Hedefim mol sayısını bulmak. R zaten sabit sayı. Şöyle sıcaklık vermiş mi, verilmiş mi, verilmiş. 27 derece. O zaman sıcaklığı biliyorum zaten. R zaten sabit, biliyor. O zaman bana bir de bu yukarıdaki cam tüpün hacmini verse, ben arkadaşlar bu işi hallederim. Evet, cam tüpteki oksijen gazının hacmini verse bu iki bilgiden ben ne yapabilirim? Oksijenin mol sayısını bulabilirim. Oksijen atom ağırlığını verirse kütlesini bulurum. Kütlesini istememiş, mol sayısını istemiş. O zaman arkadaşlar 1 ve 2 yeterlidir diyebiliriz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar, bakıyoruz denge ile alakalı. Bazı denge tepkimesine bazı işlemler sonucunda aşağıdaki niceliklerden hangisinin değişimi yanlış verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Mesela diyor ki sabit sıcakta I2 gazı ilave. I2 gazı ilave edersek I2 gazın derişimi artar. Denge bu derişimi azaltmak için ürünlere doğru kayar. Ürünlere doğru kayınca da H2'nin derişimi azalır. H2'nin derişimi artar. H2 gazının derişimi azalır demiş. Doğru söylemiş. Sabit sıcakta kabın hacmini yarıya indirmek. Hacim azalırsa derişimler artar, tüm derişimler. Denge derişimin arttığından dolayı azaltmak için Löchetel'li prensibine göre tepki gösterir. Derişimi nasıl azaltabilir? Derişimi mol azaltarak azaltabilir. O yüzden denge çok mol sayı taraftan az mol sayı tarafı doğru kayması lazım. Yani molün azalması için. Ancak arkadaşlar bizim sistemimize dikkat ediyorsanız 2 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. Yani girenlerde gazın mol sayısı ile ürünlerde gazın mol sayısı eşit. O yüzden denge herhangi bir yöne kaymaz arkadaşlar. Bu sistemde denge kayamaz çünkü girenlerde gazın mol sayısı ürünlerde gazın mol sayısına eşit olur. O zaman cevabı bulduk. Sıcaklığı arttırmak egzotermik bir reaksiyon olsun. Isı artacak. Denge ısıyı azaltmak için, ısıyı ne yapacak? Azaltmak için girenler yönüne doğru kayacak. Yani dengenin sabiti de küçülmüş olacak aynı zamanda. Sıcaklığı arttırır zaman. Bizden ne istiyor? İleri yöndeki tepkim hızı artar. Arkadaşlar sıcaklığı arttırıyorsanız hem geri yöndeki hem de ileri. Tabii önce geri yöndeki tepkim hızı artacak. Çünkü denge girenlere doğru kayacak. Daha sonra bunu yakalayabilmek için ileri yöndeki hız da artacak. O yüzden her iki hızda hem ileri yönde hem de geri yöndeki tepkim hızı artar. Unutmayın, ister endotermik olsun ister egzotermik olsun, tüm tepkimelerin sıcaklık arttığı zaman hızı artar. Hangi hız artar? Hem ileri yöndeki hız artar hem de geri yöndeki hız artar arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sabit sıcakta ben H2 eklersem H2'nin derişimi artar. Denge girenlere doğru kayar. Girenlere doğru kayınca hem I2'nin derişimi artar hem de H2'nin derişimi artar. H2'nin derişimi önce artar sonra azalır ama şöyle oluyor. Önce artıyor sonra azalıyor ama başlangıca göre arkadaşlar artmış oluyor. Diğerleri de zaten girenlere kaydığı için artmış oluyor. O zaman tüm derişimler dengedeki artmış oluyor. Doğrudur. Sıcaklığı azaltırsak ısı ürünlerde, sıcaklığı azaltır, denge bunu arttırmak için ürünlere doğru kayar. Ürünlere doğru kaydıran etkiler sıcaklık etkileri tabii ki. Denge sabitini arttırır. Sıcaklık etkisi denge sistemini ürünlere doğru kaydırıyorsa KC artar. Sıcaklık etkisi denge sistemini girenlere doğru kaydırıyorsa KC azalır, denge sabiti azalır diyoruz. Evet, burada da bir sıkıntı yok. Çünkü sıcaklığı azaltmak dengeyi ürünlere doğru kaydırdı. Ürünlerin derişimi arttı, girenlerin derişimi azaldı. Denge sabiti de artmış oldu. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci sorumuz potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş arkadaşlar. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım, tepkime endotermiktir. Başlangıç noktası giren, bitiş noktası ürün. Entalpi biliyorsunuz aradaki farktır. Şu aradaki farkımız. Ürünler eksi girenler yaptığımız zaman şurası deltaşımız bizim arkadaşlar. Ürünlerden girenleri çıkartırsa, ürün eksi giren yaparsak sonuç pozitif çıkacak. Bu da endotermik. Delta sıfırdan büyükse endotermiktir. Birinci durumda tepkimin aktifleşme enerjisi daha büyüktür. Bakın zaten arkadaşlar şöyle birinci durumdaki aktifleşme enerjisi başlangıçtan tepeye kadar olan yer. Böyle. İkinci durumdaki aktifleşme enerjisi nedir? Düşmüş. Bunu kim yapıyor? Bunu katalizör yapıyor. Şu anda katalizör kullanmış. Nokta nokta mavi renkli görmüş olduğunuz arkadaşlar grafik nedir?
katalizör kullanıldığı zaman oluşan durumdur. O zaman bunu sormuş mu bir yerde? İkinci durumda evet geçerken katalizör kullanmış. Bakın birinci durumdan ikinci duruma geçerken E şıkkında sormuş, ona da doğru diyelim. Birinci durumda tepkimin aktifleşme enerjisi daha büyük oldu mu? Evet oldu. İkinci durumda yani katalizör kullanıldığı zaman eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artma. Tepeyi aşağı çekince geçmek kolaylaştı. Tepeyi açtıktan sonra ürün oluşuyor arkadaşlar. O yüzden nedir? Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı ikinci durumda katalizörlü tepkimede daha fazladır. Daha şöyle yazalım bu. Katalizörlü. Bu katalizörlü tepkimemiz. Birinci durumda tepkime entalpisi daha büyük. Arkadaşlar her ikisinin de başlangıç ve bitiş noktası aynı değil mi? Aynı. O zaman demek ki ne yapmamış? Entalpi değişmemiş. Katalizör entalpiyi değiştirmez diyoruz. Cevap da değişik. Altıncı soruyla devam edelim. Altıncı sorumuz neymiş bakalım. Sıcaklık çözünürlük değerleri verilmiş. 25 derecede 32 gram çözünürmüş 100 gram suda. 40 derecede 52 gram. 65 derecede 96. Yani sıcak artmış, çözünürlük artmış. O zaman endotermik. Şöyle bir grafik çizebiliriz. Çözünürlük, sıcaklık grafiği. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Endotermik. X suyun çözünmesi egzotermikte demiş. Yanlış demiş arkadaşlar. 65 derece hazırlanan doygun X tuzu çözelse 40 derecede hazırlanan doygun X tuzu çözelsine göre daha değişikti. Şimdi 65 derece mesela 100 gram su kullanarak doygun çözelti hazırladığımı varsayalım. 65 derecede 96 gram madde çözebiliyorum arkadaşlar doymuş çözeltide. 40 derecede ise 52 gram çözebiliyorum. Yani kimde daha fazla madde çözdüm? 65 gramda o zaman çözünen madde oranının artması derişimi arttıracak bir faktördür. Evet daha derişiktir doğru söylemiş. 40 derecede 200 gram suyla hazırlanan doygun X tuzu çözeltisinin sıcaklığı 25 dereceye düşürse çözelti kütlesi değişmez. Arkadaşlar bakın 200 gram suyla hazırlanan doygun çözeltisi kaç gramdır mesela? Kaç gram madde çözülmüştür? 100 gramda 52 çözünüyor. İşte 200 gram su kullanırsanız arkadaşlar 104 gram ne çözebilirsiniz? Tuz çözebilirsiniz X tuzu. İşte 25 dereceye soğuttuğum zaman orada da 100 gramda normalde 32 çözünüyordu. 200 gram suda 64 çözün. Aradaki fark, bu aradaki 40 fark arkadaşlar çökecek. Çözelti, bakın dikkat edin şimdi buraya. Çözelti neden oluşuyor? Çözücü artı çözünen. Ben soğuttuğum zaman çözücünün kütlesi değişmiyor. Ama çözünen madde çöktüğünden dolayı çözeltinin kütlesi azalıyor arkadaşlar. Toplam kütle değişmez. Kabın içinde durur ama çözeltinin kütlesine çökenin kütlesi dahil değildir. Çöken çözeltiden değil arkadaşlar. Buraya dikkat. Burası önemli bir vurgu arkadaşlar. Çökelti çözeltinin kütlesine dahil edilmez. Çünkü çözelti çözücü ve çözünenden oluşur diyoruz. Bu ifade yanlış oldu. Cevapta 1 ve 3 oldu. Peki 7. sorumuzla devam edelim. 7. sorumuz diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisinin entalpi değişimi delta H yanlış verilmiştir işaret ediyor. Arkadaşlar bakalım hemen. Bu bir yanma olayı ancak yanma olayları egzotermiktir ama bu azotun yanması istisna bir yanma. Delta H sıfırdan büyük arkadaşlar endotermik doğru söylemiş. Bu bir yanma normal paslanma olayı bunu direkt egzotermik olarak söyleyebiliriz. Yani azotun yanması dışındaki tüm yanmalar arkadaşlar egzotermiktir ona dikkat ediyoruz. C2H5OH sıvıdan gaza geçmiş hal değişimi sıvıdan gaza geçmek için enerji alması lazım. Yani endotermik bir olaydır arkadaşlar. Bu ifade yanlış olmuş. NH3 suda, HCl suda NH4. Bu bir asit baz tepkimeleri. Bütün asit baz tepkimeleri egzotermiktir. Delta sıfırdan küçüktür. O yüzden eksi demiş. Doğru söylemiş. Karbondioksit katısının gaza geçmesi, sübünleşme olayı. Yani katıdan gaza geçme enerji alan bir olaydır. Isı alan bir olaydır. O yüzden endotermiktir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Cevap değişik. 8. sorumuz pardon. 8. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Hangileri yanlıştır demiş. Kurşun 2 iyodür katısının sudaki çözünme denklemini vermiş. Az çözünen bir tuz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dipte katısı var. Çift ok göstermiş. Dengede de demiş. Peki diyor ki sabit sıcakta kaba 0,1 molar Ka'ı çözelsi ilave edilirse Pb2 katısının çözünürlüğü azalır. Ortak iyon yapıyor arkadaşlar. Bakın Ka'daki iyot iyonları mevcut bizim dengemizdeki iyot iyonların derişimini arttırıyor. Denge sistemi bu iyot iyonların derişimini azaltmak için girenlere doğru kayıyor. Girenlere doğru kayınca da dipte katı oluşumu söz konusu oluyor. Yani benim ilave ettiğim iyotla kurşun artı 2 reaksiyona girip Pb2 olarak çöküyor. Yani çözülmüş olan maddelerin derişimlerini azalttığı için çözünürlük azalmış oluyor. Doğru söylemiş.
Sıcaklık arttırılırsa, endotermik bir tepkime, sıcaklığı artırsam denge ürünlere doğru kayacak. Ürünlere doğru kayması demek kurşun artık yonların derişiminin artması demek. İyot yonların derişiminin artması demek. KÇÇ kurşun artı iki yonları derişimi çarpı iyot yonları derişiminin karesi değil mi? Evet, her ikisi de artacak mı? Sıcaklığı arttırdığımız zaman artacak. O zaman KÇÇ'de çözünürlük çarpımı da artmış olacak. Katının bir kısmını çözecek kadar aynı sıcakta saf su ilave edilirse kurşun iki iyodürünün çözünürlüğü artar. Şimdi arkadaşlar ben su ilave edersem dipteki katıyı suyla çözerim. Çözünen maddenin mol sayısını arttırırım. Doğal olarak çözeltinin hacmini de arttırırım. Oran değişmez. Derişimler değişmez. Aynı şekilde çözünürlük de bir orandır. Yani işte atıyorum 1 mol madde çözdünüz 1 litre çözelti de dipte katı da var. Su ilave ettiniz 2 litre oldu mesela 2 mol madde çözüyorsunuz. Yani çözünürlük değişmiyor, mantık bu arkadaşlar. Çözünürlük dipte katı bitene kadar değişmez. Bakın bu cümle önemlidir. Katısıyla dengede olan sulu çözeltilere sabit sıcaklıkta dipte katı bitinceye kadar su ilave ederseniz hem derişimleri değiştiremezsiniz arkadaşlar hem de çözünürlüğü değiştiremezsiniz. Dipte katı bitene kadar su ilavesi derişimleri ve çözünürlüğü değiştirmez. Çözünürlük artar demiş, yanlış demiş. Cevabımız yalnız 3 aşık. Peki geçtik 9. soruya, gelsin bakalım 9. Diyor ki bakır 2 klorür sulu çözelse 9.65 amperlik akımda 10 dakika elektroliz ediliyormuş. Tamam. Katotta ilk önce hangi madde toplanır demiş. Şimdi arkadaşlar katyonlar katoda gidecek, indirgenecekler. Bizim elimizde bir bakır artı 2 var. Bir de sulu çözelti olduğu için arkadaşlar sudan gelen H artı yonu. Hangisi önce indirgenecek? İndirgenme potansiyeli büyük olan önce indirecek. Elektron verme eğilimi yükseltgenme potansiyelidir. Hidrojen ve bakırdan indirgenme potansiyeli büyük olan bakırdır. O yüzden bu reaksiyon gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Bunun indirgenmesi gerçekleşmeyecek. İşte şöyle yapalım. Artı 2 elektron hidrojen gazı. Bu reaksiyon gerçekleşmeyecek. Hangi reaksiyon gerçekleşecek? Bakırın 2 elektronu bakıra dönüşümü. O yüzden bir kere bakır toplanacak arkadaşlar. Klor değil, hidrojen değil. Bakır, diğerleri bakır. Yani A, C ya da E'den birisi çıkacak. Şimdi bize neyi vermiş? Akımı vermiş, zamanı vermiş. Ben buradan devreden geçen yükü bulabilirim. Nasıl bulurum? Yük eşittir akım çarpı zaman derim. 9.65 amper. Zamanın birimi saniye. 10 dakika 10 çarpı 60 diyorum. Şu anda yükü buldum arkadaşlar. 1 mol elektron yükü 96.500 kulomb olarak verilmiş. Orantı kurarız. Yani ya da şöyle yapalım. Bu sonucu 96.500'e bölerseniz devreden geçen yükü elektron cinsinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi yapalım. Şöyle 2 sıfır şuradaki 2 sıfırla götürsün. 9.65 9.65'e bölünür 1. 965'e böldüm 100. 6 bölü 100'den 0.06. Şimdi geldim arkadaşlar bakın bu 0.06 nereye yazıyorum biliyor musunuz? Elektronun altına yazıyorum. Çünkü yükü temsil eden elektrondur. Devreden her 2 mol elektron yükü geçtiği zaman 1 mol bakır toplanırsa 0.06'da ne kadar toplanır? 0.03 mol bakır toplanır. Kaç gram bakır toplanır? 1 mol bakır kaç gram? 64 gram. 0.03 molü kaçtır? 1,92 gram yapacak. Cevabımız aşık olacak sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Hemen geçelim. Bir elektrolit sorusu daha var. Şöyle bir soru. Seri bağlı bir sistemde elektrolit sorusu. Yukarıdaki seri bağlı iki elektrolit hücresinin birinci kabında magnezyum klorür sıvısı, ikinci kabında demir 3 klorür sıvısı vardır. Bu elektrolit devresinde bir süre 9.65 amperlik akım geçirildiğinde birinci kabın katonunda 3.6 gram magnezyum. Hemen bulalım o zaman. Magnezyum artı 2 yüklü katotta. İki elektronot nereye gidecek? Magnezyum katısına indirgenecek. 3.6 gram kaç mole denk geliyor? 24'e böldüm. 0.15. O zaman devreden ne kadar yük geçiyor? 0.3 mol elektron yük geçiyor. Şimdi bu yük arkadaşlar anotlarda klorların yükseltgenmesini, katotlarda katyonların indirgenmesini sağlayacak. Magnezyumu indirgedik zaten. Demiri de indirgeyelim. Onu da ilk öncülde sormuş. Demir artı 3 yüklü görüyorsunuz. PCl3'ten. 3 elektron alıp nereye gidecek? Demire. Hedefimiz nötre dönüştürmek. Devreden geçen yük belli 0.3 mol. O zaman elektronun altına yazdım. Seri bağlının özelliği devreden geçen yük eşittir. 3'e 1, 0.3'e 0.1. Yani devreden her 3 mol elektron yükü geçtiği zaman 1 mol demir toplanıyor. 0.3 mol geçtiği zamansa 0.1 mol ne toplanacak? Demir. 1 mol demir, demirin kütle numarası verilmiş bakın arkadaşlar 56. 1 mol demir 56 gramsa 0.1 mol demir 5,6 gramdır. Doğru söylemiş. Elektroliz 50 dakika sürmüştür. Onu nasıl bulabiliriz?
devreden geçen yük belli arkadaşlar. 1 mol elektron yükü 1 faraday, o da 96.500. Bizim devremizden 0.3 mol elektron yükü, 0.3 çarpı 96.500. Şu anda yükü buldum. Yük eşittir akım çarpı zaman yapacağım. Şu an yük bu. Eşittir akım 9.65, zaman T. Şimdi şöyle yapalım. 9.65'i 9.65'e bölüm 1. 96.500 9.65'e böldüm. 10.000. 0.3'e çarptım. 3.000. 3.000 saniye. 3.000 saniye kaç dakika yapar? 60'a bölüyorum. 1 dakika 60 saniye. 3.000 saniye 50 dakika yapar. Doğru arkadaşlar. İki kapta da anotlarda toplanan gazların mol sayıları eşittir. Her iki kabın anotlarında toplanan maddeler klor. Burada genelde karıştığım mevzu şu. Hocam bir tarafta iki tane klor var, bir tarafta üç tane klor var. Nasıl eşit oluyor? Bakın şöyle eşit oluyor arkadaşlar. İki tane klor yükseltgenin birinci kapta Cl2'ye dönüşüp bu şekilde denklemini yazdım. İkinci kapta ise klorlar üç tane ya. O da yükseltgeniyor. 3 bölü 2 Cl2 artı 3 elektron. Yani burada devreden geçen yük eşit değil mi? Eşit. Mesela ne kadar geçiyor? 0,3. 0,3 mol geçtiği zaman buradan kaç mol klor toplanıyor? 2'ye 1, 0,3'e 0,15. Peki aynı yük diğer kabın anodunda da geçmiyor mu? 0,3 geçiyor. 3'e 3 bölü 2, 0,3'e 0,15. Bakın aynı şey toplandı. Yani burada klorun bir tane olması, iki tane olması, üç tane olması önemli değil. Önemli olan arkadaşlar aynı madde ise devreden eşit yük geçeceği için eşit miktarda klor toplanması gerekiyor zaten. 3'ü de doğru cevap, o yüzden E şıkkı oldu. Evet, iki tane elektrolit sorusu sorulmuş, elektrokimya ile alakalı. Peki geçelim 11. 11'de karbon kimyasına girişten karbonun allotropları ile alakalı. Grafit altıgen halkalar oluşan şekilde dizilmiş. Karbon atomları arasında zayıf bağlar, van der Waals bağları. Evet, yani şöyle düzgün altıgen halkalar var arkadaşlar grafitte. Sonra burada işte tabakalar arasında zayıf van der Waals bağları var. Şöyle düşünün. Zayıf van der Waals. Şuralarda pi bağları var. Pi bağlarından dolayı da ne yapıyor? Elektrik akımı iletiyor. Doğru bir ifade. Grafit yapısında bulunan, evet bak sormuş bunu da. Pi bağlarındaki elektronların hareketinden dolayı ısı ve elektriği iletir. Doğru söylemiş. Elmas arkadaşlar elektriği iletmiyor ama grafit elektriği iletiyor. Buraya dikkat edin. Isıyı her ikisi de iletiyor. Elmas da iletiyor. Grafit de iletiyor ama elektrik iletkenliği grafite özgüdür. Elmas da yoktur. Grafit ve elmas doğal allotroplar. Fulleren, grafen ise karbonun yapay allotroptur. Grafitten elde edilen allotroplardır arkadaşlar. Yapay allotroplardır. Fulleren ve grafen. Üçü de doğru. Cevap o yüzden E şıkkı oldu. 12. sorumuz diyor ki hidrokarbonlarla ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Hidrokarbon yapısına sadece karbon ve hidrojen atomu taşıyan. İşte alkan, alken, alkin, aromatik hidrokarbonlar gibi. Alifatik ya da aromatik olabilir. Yani işte alkan mesela CH3. CH3, etan mesela nedir? Bir alifatik yapıdır. Düz zincir, dallanmış, halkalı hepsine bilen alifatik denir. Aromatik olanlar benzen. Mesela benzen bir aromatik hidrokarbondur. İşte metil grubu bağlarsınız. Toluen bir aromatik hidrokarbondur. Olabilir. Açık zincirli olup pi bağ içerenler, yani alken ve alkinleri kastediyor arkadaşlar. Bromlu suyun rengini giderir diyor. Evet, yani zaten bromlu suyun rengini giderme Br2 ile katılma reaksiyonu vermedir. Bromlu suyun o kırmızı rengi bu katılma reaksiyonu sonucu kaybolur. Burada arkadaşlar nedir? Alken ya da alkinlerin tanınma tepkimesi gibi düşünebilirsiniz. Ayırt edilmek için, alkanlardan ayırt etmek için kullandığımız bir yöntem olabilir. O yüzden bu da doğrudur. Halkalı monoalkenlerle açık zincirli monoalkinler eşit karbonlu olduktan birbirini izomeridir. Evet, halkalı monoalken mesela şöyle bir tane çizdim. Halkalı monoalken siklobüten. Açık zincirli alkin, monoalkin mesela bir bütünle arkadaşlar ikisinde kapalı formülü C4H6'dır. Şurada hidrojenlerini yazmadım ama şurada bir hidrojen var. Şurada iki hidrojen var. Şurada da üç hidrojen var. İkisinde kapalı formülü aynıdır. Aynı karbon sayılı monoalkenlerle monoalkinler birbirinin karbon sayıları eşit olduğu zaman nedir? İzomeridir diyebiliriz. Cevap eş. Evet, son sorumuz şöyle diyor ki alkoller alkanlardan bir tane hidrojen çıkarıp yerine hidroksil grubu bağlanması oluşan organik bileşiklerdir. Ancak organik bileşikte karbon atomu OH bağlanması her zaman alkol oluşmaz. Alkol olmayan durumda evet. Her yani arkadaşlar OH'ı gördüğümüz zaman yapıda organik bileşikte ne demeyeceğiz? Alkol demeyeceğiz. İşte istisna durumları anlatılmış. Diyor ki bir karbon atomu birden fazla OH grubu bağlanmamalı. O zaman hidratlı bileşik oluşuyor, alkol oluşmuyor. OH grubunun bağlı olduğu karbon SP ya da SP2 bileşmesi yapmış olmamalı. SP3 yapmış olmalı. Yani OH'ın bağlı olduğu karbon tekli bağlarla bağlanması lazım. İkili ya da üçlü bağlı olursa alkol olmuyor.
Bir de OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna başka bir fonksiyonel grupla bağlı olmamalı. Bunlar arkadaşlar alkol olmayan durumlar. Yukarıdaki bilgiler ışığında Hamza öğretmen alkol fonksiyonel grubu ayırt edilmesi için tahtaya bazı örnekler yazmış. Tahtada yazılı örneklerin hangi alkol olduğunu soran Hamza öğretmene verilmesi gereken cevaplar hangisi diye olursa alkol fonksiyonel grubun öğrencinin ayırt etmesi, ayırt etmeyi öğrendiği anlaşılır demiş. Peki bakalım şimdi mesela birincisi alkol müdür? Değildir bakın. OH'un bağlı olduğu karbonda ikili bağ var. SP ne yapmış? İki birleşmesi yapmış. Bu alkol değil arkadaşlar. İkincisi de alkol bir sıkıntı yok. OH grupları bağlı. SP3 birleşmesi yapmış. Bir polialkol. 1-2 propan diol yapısı. Üçüncüsü de alkol arkadaşlar. Bu da bir halkalı alkol yapmış. 1-2-3-4. 1-4 siklo heksan diol şeklinde okuyabiliriz. Bu da alkol. Sıkıntı yok. Dördüncüsünde de bir sıkıntı yok arkadaşlar. O da bir alkol. Tersiyer butil alkol yapısı. Beşincisi alkol değil çünkü OH'ın bağlı olduğu karbon bir başka OH var bakın. O yüzden alkol olmaz. Altıncısı alkol mü? Hayır değil arkadaşlar. Bu fenol. Şöyle nereden anlıyoruz alkol olmadığı? OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağ var aslında. Yani halka ne anlama geliyor? İçeride delokalize konumda yani birbirini takip eden konumda pi bağları var. Bir var bir yok şekli yani delokalize. O yüzden OH'ın bağlı olduğu karbon SP2 birleşmesi yapmış mantığından gidebilirsiniz. Bu bir alkol değildir. Fenol alkol değil arkadaşlar. Hangileri alkol? O zaman 2, 3 ve 4 yani D şıkkı diyoruz cevabımız. Evet, köşe bilgi yayınlarının 4. AYT denemesinde bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.